Temizlik gerek iş yerimizde, gerekse evimizde yoğun tempomuz nedeniyle en çok sorun yaşadığımız konulardan biri ama artık hayatımızı kolaylaştıran firmalar var. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Samsun'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Detay temizliğe konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Derya Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Derya Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz efendim. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Derya Hanım. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Derya Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Tabii ki. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul büyümeyim. 2009 yılında Samsun'a geldim. Evet. 2009 yılında temizlik firmamızı açtık zaten. O zaman kuruldu. Evet. Samsun'da da bir açıklık vardı sanırım aslında. Bu sektörde bir ben açıklık. Ben geldiğimde evet vardı. Ama şimdi oldukça fazla temizlik firması olarak sayımız. O zamanlar işte hani sayı olarak da işte olarak işte işi bilenlerle bakımından bayağı bir az sayıdaydık. Yani aslında şu işi bilmeyen insanların da bu işi yapıyor olmaları şu an bir sıkıntı da diyebiliriz çok aslında var. Evet, sizler evet. için değil mi? Evet, evet. Hani sektördeki bir açıklığı gördünüz, gereklerge çalışmalarınızı yaptınız evet. ve şu an bu sektörde de faaliyetleriniz devam ediyor diyebiliriz. Evet, doğrudur. Peki neler yapıyoruz burada Derya Hanım? Biraz firmayı tanıyalım. Biz firma olarak şimdi şöyle söyleyebilirim, yani sınırlamamız yok. İşte bir ev temizliğinden ofis temizliğine kadar, bir fabrika, okul, hastaneye kadar tüm temizlik hizmetini yapıyoruz. Yani müşteri talep ettiği sürece bizden hani neyi talep ederse biz o şekilde hizmet vermekteyiz karşı tarafa. Evet. Bankalar olsun, işte iş merkezlerinin olsun aylık ve günlük olarak temizlik hani elemanı da vermekteyiz. Evet, yani aslında A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi bu noktada ki bence çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Hani yapılabilecek hatalar da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Tabii hizmet ki. sektöründesiniz. Hani mutlaka kendinize ait kriterleriniz vardır. Hani olmazsa olmazlar diyebileceğimiz noktalar var ya. Neler aslında bunlar? Aslında şunu söyleyeyim. Ben ilk geldiğimde ben buraya bir temizlik firmasına girdiğimde ilk başta işi öğrenmek istedim. Hani çünkü yetiştireceğim elemanı ilk başta ben kendim hani bildiğim şeyi öğretmek istedim. Şimdi ise hani bir öğretmeni de olsa mesela bir doktoru da olsa bu işi yapmaya kalkıyor. Hani bunu yalnız zaten ben buluyorum çünkü İşte elemanımız cama çıkıyor, merdiven temizliğinde olsun işte hep tehlikeli şeyler aslında hani skort olsa bile. Evet, iş güvenliği sıkıntısı evet, var. Evet, iş güvenliği sıkıntısı var. Evet, bir de insanlar zaten size de aslında ne kadar önemli bir şey, eşyalarını emanet ediyorlar değil mi? Yani, şunları da duyuyorsunuz, o kırılanlar, çizilenler vesaire zaten gibi değil mi? Zaten şirket olmanın ayrıca da bu biraz da hani bir tüm sorumluluk olsun mesela hepsi bizde olmuş oluyor. Yani eleman da olsun veya işte müşterimiz de olsun. En ufak bir sıkıntı da hani arkalarında biz varız yani her türlü. Evet, aslında bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Yani. Hani böyle hepsi böyle yerli yerinde olması gerekiyor ki bence sizin başarınızın sırrı Derya Hanım bir kere severek ve inanarak yapıyorsunuz tabii işinizi. Tabii ki evet. Bu çok yani, net belli. İşimizi severek yapıyorum, bir de bayanlarla zaten çalışıyorum ben. Derya Hanım bakmış olduğumuz zaman burada temizlik işlerinin dışında da yapmış olduğunuz faaliyetler var. Bunlar tabii neler ki. Peki? Bunlar dış cam cam temizliğimiz, koltuk yama, işte okullarda, toplantı salonlarımızda, düğün salonlarında, bu gibi ev temizlikleri, mesela ev işlerinde koltuk yama faaliyeti veriyoruz. Evet. Lekeli, işte kan lekesi, ne lekesi olursa olsun bunları hemen çözüm buluyoruz zaten. Yani ilk haline getirebiliyoruz. İlk hale getirebiliyoruz ama buna rağmen de biz de bazen bilinçsiz Derya Hanım şunu düşünüyoruz. Uygun fiyat politikasıyla düşünüyoruz maalesef ki. Kesinlikle bizde bu bir algıdır. Evet. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu konuda, bu tip işlemleri yaptırırken özellikle? Şimdi müşterilerimizin hani tabii ki haklı olarak da hani uygun olanı tercih etmelerinden yanalar ama bunda hata yapıyorlar. Neden hata yapıyorlar? Zaten biz şimdi hani piyasa olarak en uygun firma olarak hani çalışıyoruz fiyatlar evet. konusunda. Evet. Çünkü elemanlarımız tecrübeli. Hani ama şimdi uygun fiyat derken elindeki, aslında kaliteyi ucuza yapmaya çalışıyorsunuz evet, siz. Elindeki malzemeyi olsun işte elindeki eşyayı diyelim. Hemen evet. yani daha kötü yapabiliyorlar. Evet, şöyle aslında bu işin temelleri dürüstlük diyebilir miyiz? Tabii dürüstlük ki. Değil mi? Tabii ki. Biz zaten bu zamana geldiysek işimizden, verdiğimiz hizmetten ve dürüstlüğümüzden gelmişizdir. Evet, şunu da görebiliyoruz. Yapmış olduğunuz işin de arkasındasınız. Hani bu da çok önemli bir karar. Sadece şimdi şöyle söyleyeyim. Sabah 8.30, akşam 6 mesai saatlerimiz zaten. Evet.
Ben personeli işte kendi bırakıyorum bizzat. Elemanı işte müşterimize teslim ediyorum. Daha sonrasında akşama kadar işte iş bitim yapsın da ondan sonra gidip alayım yok bende. Bizzat işimin başındayım ben. İster büyük ölçü... Patronculuk olsun. Oynamıyoruz. Yok yok hayır kesinlikle. Evet. Bizzat kendim yanlarındayım. Çünkü müşterinin hani taleplerini dinliyorum o sırada ben kendim evet. Yine. Bir aile şirketi olmuşuz aslında. Tabii ki. Yani elemanlarımız da olsun, yine müşterilerimiz de olsun. Evet. Böyle bir çalışanlar, aileyiz yani sonuçta. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Derya Hanım? Bölge olarak Samsun ve İçeri'ne hizmet veriyoruz. Dahası illere de hizmet veriyoruz. İşte İstanbul olsun, Ankara olsun, Erzurum, Giresun. Zaten BİM temizlikleri yapıyoruz. BİM temizliklerinin hepsi bizde zaten komple. Evet. Onun için ekibimiz var. Dışarı evet, iş neredeyse biz oradayız aslında. Aynen öyle. İş neredeyse biz oradayız aslında öyle söyleyebilirim. Evet, peki bu yola çıkarken mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Hı-hı. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler oldu? Nerelerde görebiliriz sizleri? Aslında proje olarak çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum ben. Evet. Ama hedefim daha büyük. İnşallah onları da çalışarak ve ekibimle işte olsun, bize yardımcı olan müşterilerimize destek olanlarla, bizi tercih edenlerle beraber daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorsunuz. Hedef de hiç bitmiyor değil mi? Ne insan hayatında bitiyor, evet, ne sektör bazlı bitiyor. Biz bir kere herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş oldum. Ekran başındaki evet. İzleyicilerimiz de. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize, Samsun'a katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Samsun'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Detay temizliğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.